Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sayfamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ehliyetten banko 50 adet sınav sorusu çıkabilecek sorulardan çözüyoruz. Daha önce atmış olduğumuz konu ve soruları kanalımızdan çalışarak 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hemen geçelim sorularımıza. Haydi bakalım gelsin sorular. Evet. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Birinci sorumuz. Evet arkadaşlar. Instagram ve TikTok hesaplarımızdan takip edebilirsiniz bizleri. YouTube, Ehliyet Alıyorum ve YouTube, Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi'nden bizleri takip edebilirsiniz. Sorular geldi. Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır diye bir soru gelmiş. İlk yardımdan bu soru sınavda sık sık geliyor arkadaşlar. İtfaiye araçları 1, 2 organ ve doku nakil araçları 3, afet acil durum hallerinde afet acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar 4. Sanık veya suçları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçlar. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda öncelikle geçiş üstüne sahip araçların geçiş hakkı sıralamasını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz birinci sırada özellikle 4 tanesini çok iyi bilmek lazım. Birinci sırada ambulans, ikinci sırada organ nakil aracı, üçüncü sırada itfaiye, dördüncü sırada güvenlik güçleri yani polis. Şimdi biz burada bakalım sıralamamıza göre hangileri var? İtfaiye var, organ nakil aracı var. Tabii organ nakil aracı burada itfaiyeden daha önce geçiyor. Önce itfaiye, organ nakil aracı sonra itfaiye. 2-1. 2-1'in olduğu seçeneklere bakalım. Hangi seçenek? Arkadaşlar Ceyhan seçeneği. Direkt işaretleyip geçebilirsiniz. Organ nakil aracı, itfaiye, sanık ve suçları takip eden asayiş güvenlik araçları ve afet ve acil durum araçları şeklindedir. Ceyhan, hemen geçelim ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? A. Ağızdan yiyecek ve ya da içecek verilmesi. B. Dışarıya çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması. C. Isı kaybını önlemek için kazizedeye soğuk uygulama yapılması. D. Kazizedenin bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması. Arkadaşlar şimdi delici karın yaralanması da yapılan doğru ilk yardım uygulamasını sormuş. Tabii ki dışarı çıkan organların içeriye sokulması, çalışılması bu nedir? Yanlıştır. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi kesinlikle yanlıştır. Isı kaybını önlemek için kazedeye soğuk uygulama yapılması, kazedenin birinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması gerekmektedir. Denizli seçeneği de doğru cevap. Hemen üçüncü soru gelsin bakalım. Üçüncü soru, bakın dikkat edin, bir cisim batmış hasta yaralıya. Resmi gördük, burada ne yaparsınız diye sorulmuş ilk yardımdan. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması. B. Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. C. Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. D. Cismin çıkarılması ve yaraya tendür diyor dökülmesi. Bakın burada dikkat edin. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar şu cisim, bakın cisim kesinlikle çıkarılmaz.
sabitlenmesi gerekiyor. Olduğu gibi hastaneye sevk edilmesi gerekmektedir. Cisim çıkarılmadan sabitlenmeli, yaralının hastaneye sevki sağlanmalıdır. Tabii ki burada Bursa seçeneğidir doğru cevap. Evet, geçtik. Dördüncü soru geldi. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Her iki kurtarıcı nefesten sonra havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması. B. Suni solunum yapmak için ilk yardımcının kazı zedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi. C. Kazı zedeye 20 kalp masajı yapıldıktan sonra suni solunum yapılması. D. Göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması. Bize tabii ki yetişkinlerde kalp masajı ile ilgili hangisi doğrudur? Bakın, suni solunum yapmak için ilk yardımcının kazeden ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi nedir? Doğrudur değil mi? Bu arkadaşlar bebeklerde suni solunum verirken, soluk verirken bebeğin ağız ve burnunu ağzımızın içine alacak şekilde yerleştirmemiz doğrudur. Cevap Bursa seçeneği, hemen geçelim 5'e. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Şişlik, kızarma, işlev kaybı, hareket ile azalan ağrı. Burada da dikkat edersek burkulma, mesela yolda gidiyorsunuz, kaldırımda yürüyorsunuz, ayağınızı yan attınız, ayağınız burkulabilir. Burkulduğu zaman hareket ettikçe ağrı artar, azalmaz değil mi? Burada bakın şurada hareket ile azalan ağrı değil, burada hareket ile artan ağrı olur. Denizli seçeneğidir. 6. sorumuza bakalım. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması. B. Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması. C. Kırık, kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması. D. Kazı zedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi. Şimdi arkadaşlar burada da bakın kesinlikle kırıkta, çıkıkta sorunlu bölge hareket ettirilmemesi gerekiyor değil mi? Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanmasıdır en doğru. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Hemen 7. sorumuz bakalım. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? A. Temel yaşam desteği uygulanmalıdır. B. Yarı yüzü koyun yan pozisyon verilmelidir. C. Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır. D. Bir elin topu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır. Tabi burada da ilk değerlendirmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu dediğine göre temel yaşam desteği değil mi? Temel yaşam desteğini ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Cevap Adana seçeneğidir. 8. sorumuz bakalım. 8. sorumuz animasyonlu bir soru. Bakalım animasyondaki durum hakkında hangisinin söylenmesi doğru olur? Bir kişi kısmi tıkanma yaşamaktadır. İki olay yerindeki doğru müdahale, yerindekiler doğru müdahale yapmıştır. Üç bu durumda hemlik yapılmalıdır. Şimdi bakın dikkatli bir şekilde resme bakın arkadaşlar. Şu anda şuradaki arkadaşımız bakın öksürmeye başladı ve bir tıkanıklık söz konusu. Öksürüyor bakın. Başka bir şekilde
içecek istedi. İçeceği yanındaki arkadaşımız doğru bir müdahale olarak vermedi. Bakın ayran içiyorlar. Arkadaşlar bir yemekteler. Kahvaltı mı herhalde? Bakın kesinlikle doğru bir hareket, içecek verilmemesi gerekiyor. Burada kısmi bir tıkanma söz konusudur. Kişi kısmi tıkanma yaşamaktadır. Olay yerindekiler doğru müdahale yapmıştır. Bu durumda hemlik manevrası yapılmaz. Hemlik yapılmalıdır. Arkadaşlar bu kısmi tıkanma hemlik değildir. Adı üzerinde kısmi tıkanma. Tam tıkanma hemliktir değil mi? Tam tıkanma hemliktir. Burada cevabımız 1 ile 2'dir. Cevap Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim. Geçelim. Evet 9 gelsin. 9 gelsin. Evet. 9. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda kaza zedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kaza zede aşağıdakilerden hangisidir? A. Ölmüş olan. B. Ağır kanamalı olan. C. Bilinci birinci derecede yanı olan. D. Ayak bileğinde burkulma olan. Şimdi çok sayıda yaralının olduğu bir kazada kaza zedelerin durumu değerlendiriliyor. Öncelikle hangisine müdahale edersiniz arkadaşlar? Böyle ölmüş adam, ölmüş adama ne müdahale edeceksin ki? Değil mi? Ağır kanaması olanlara hemen müdahale edilmesi gerekmektedir. Cevap Bursa seçeneğidir. 10. sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kaza zedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir. A. Bilinç kontrolünün yapılması. B. Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi. C. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması. D. Bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması. Delici karın yaralanmalarında arkadaşlar dışarı çıkan organlar değil mi? Organlar içeri kesinlikle sokulmaması söz konusudur. Cevap burada tabii ki Ceyhan seçeneğidir. 11'e bakalım. 11. soru. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Su kaybı. B. Oksijensizlik. C. Beslenme yetersizliği. D. Karbon monoksit eksikliği. Şimdi solunum durmasında dudaklar, parmak uçları, burun ucunda görülen morarmalar meydana gelmişse bu neden kaynaklıdır? Tabii ki oksijensizlikten değil mi? Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtik. 12. soru. Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir? Şimdi fışkırarak, bakın fışkırarak, atar damar kanamaları, toplar damar kanamaları, kılcal damar kanamaları. Arkadaşlar atar damar kanamaları en tehlikeli kandır. Kesik kesik akar. Burada fışkırarak akan kan tabii ki atar damar kanamasıdır. Cevap Adana seçeneğidir. 13. soruya bakalım. Kaza zedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kaza zedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz? Bilinci yerinde içinde yer alır mı arkadaşlar? Yaşam bulgu tabii ki bilinç, dolaşım, solunum bunlar olmazsa olmaz değil mi arkadaşlar? Burada diş eti kanaması zaten cevabın ne kadar kolay olduğunu vermişler. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet hemen geçtik diğer soruya. 14. sorumuz trafik sorusu arkadaşlar. 13'e kadar ilk yardımdan gelmiş. Evet 13-14. Evet bu 14. soru arkadaşlar.
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sorumlulukları arasında yer alır? Bakalım. Araçların tescil edilmesi. Artı koyalım. Doğrudur. Sürücü belgelerinin verilmesi doğrudur. Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi doğrudur. Şimdi tutanak arkadaşlar trafik kazalarında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında emniyet güçleri geliyor. Onun dışında maddi hasarlı trafik kazalarında sürücüler kendi aralarında anlaşabiliyorlar. Tabii ki burada da hepsi de yine emniyetin sorumluluğu içerisindedir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, burada Denizli seçeneği hepsidir arkadaşlar. Evet, Denizli seçeneğidir. Geçelim hemen 15. sorumuza. Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacıyla yer işaretlemelerini, trafik işaret levhalarını, ışıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek. Bunların devamlılığını ve işlevliliğini sağlamak. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir? A. Belediyelerin, B. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, C. Karayollar Genel Müdürlüğü'nün, D. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı. Bu soru da arkadaşlar çıktığında genelde yanlış yapılan sorular arasında. Şimdi yerleşim yerleri içerisinde yer işaretlemelerini, trafik işaretlerini, ışıklı sesli trafik işaretlerini tamamını ilgili belediyeler yapar. Burada tabii ki belediyelerin görevidir. Bu soruda eğer yerleşim yeri dışı derse arkadaşlar, aynı soruda yerleşim yeri dışı derse o zaman Karayolları Genel Müdürlüğü olacak cevap. 16. soru, trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde verilen yerlerde hangisi yasaktır? A. Durmak, B. Duraklamak, C. Hızı azaltmak, D. Vites yükseltmek. Belirlenmiş yangın musluklarının her iki yönden 5 metrelik mesafe içerisinde tabii ki arkadaşlar duraklama yapmak nedir? Yasaktır. Yine bu soruda yıldızlı sınav soruları arasında bilginiz olsun. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçiyoruz. Şekilli bir soru. Bakın şekilli bir soru geldi. Yine şöyle yapalım. Animasyonlu değil, şekilli. Bu, bakın animasyonlu da olabilir. Arkadaşlar şekilli sorular animasyonlu da olabilir. Resimdeki gibi bir durumda öndeki beyaz otomobilin, yani şuradaki beyaz otomobilin şunu soruyor bakın. Evet. Durmaması halinde nasıl davranırsınız? Ya durmuyor, ne yapıyor? Yola direkt çıkıyor. Ben neredeyim hocam? Ana yol tali yol kavşağındayım. Ana yol tali yol kavşağı sağdan ve soldan tali yollardan araçların gelebileceğini gösteren bir tabeladır. Burada bize hızımızı azaltmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi hızı artırırım, yol hakkı benim. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yani hızımı artırırım. Bir kere hız artırılmaz. Korna çalıp diğer otomobilden önce geçmeye çalışırım. Bakın orada da ne kadar yanlış bir ibare. Hızımı azaltırım, geçiş önceliğinden vazgeçerim. Durur beklerim. Evet işte arkadaşlar burada hareket halinde sen eğer beyaz otomobilin gelişini haber aldıysan ne yapıyoruz? Arkadaşlar hızımızı azaltıyoruz ve geçiş önceliğinden vazgeçiyoruz. Cevap tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Evet. Burada Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Şekildeki aracımız otomobil. Bakın otomobil
A seçeneğinde 50, B seçeneğinde 90, C seçeneğinde 110, D seçeneğinde 130. Burada bu rakamlar size bir şey bildirmesi gerekiyor. Görür görmez hocam, otomobiller yerleşim yeri içerisinde 50, yerleşim yerleri dışında iki yönlü karayollarında 90, bölünmüş karayolunda 110, otobanda 130'dur. Cevabımız bize bölünmüş karayolunu sorduğu için 110 olduğunu söylüyor, değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçtik 19. soruya bakalım. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. Dar bir kavisle dönmelidir. B. Hızını azaltmadan kavşağa girmelidir. C. Karşıya geçen yayalara yol vermelidir. D. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. Evet, burada 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? 2 numaralı aracın bir kere bulunduğu yolu tespit edelim. Nedir? Tali yol. Bak, tali yol işaretinin olduğu yerde sola dönüş yapıyor. Sola dönüş yapacaksa geniş kavisle dönmesi gerekiyor. Bakın, dar kaviste değil, geniş kaviste. Bakın bir kere bu arkadaşlar, Adana seçeneği yanlış, değil mi? Hızını azaltmadan kavşağa girmesi kesinlikle yanlış. Hızını azaltacak, kavşağa o şekilde girecek. Karşıya geçen yayaya yol vermelidir. Tabii ki yaya geçidindeki, bakın şuradaki yayaya yol vermesi gerekiyor. İlk geçiş hakkını kendisi kullanamaz. Yayaya vermesi gerekiyor ki burada cevap karşıya geçen yayaya yol vermelidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 20. soru geldi. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir? A. Yalnız 1, B. 1, 2, C. 2, 3, D. 1, 2, 3. Şimdi gabari deyince aklımıza ne gelecek? Gabari. Genişlik, yükseklik, uzunluk ölçüleri. Bakın bu genişlik, yükseklik, uzunluk olacak. 6 ton dingil başına, 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize nedir? İşaret bildiriyor. Tabii ki burada 1 ile 2, bakın 1 ile 2 gabaridir. 3 tonla ilgilidir. Cevap tabii ki Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtik 21'e. Şekle göre bir numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Kesinlikle söylenir. Bakın, kesin net bir cevap. Şimdi arkadaşlar bize tabela trafik levhası tehlike üçgen, değil mi? Üçgen. Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini işaret bize bildiriyor. Bir nolu araç sürücüsü fren yapmış çarpmamak için, ama arkadan gelen 2 nolu araç sürücüsü takip mesafesini kuralına uymamış, bakın takip mesafesini korumamış ve bir nolu araca arkadan çarpmış, asli kusur işlemiştir. Cevap tabii ki Denizli seçeneğidir. Geçtik hemen 22'ye. 22. sorumuz yine bir şekil sorusu. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. Bir numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştı. Bakalım bir hız sınırı aşma söz konusu mu? Burada. Öyle bir şey söz konusu değil. Bir numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadı. Evet, burada dikkat edin, bir nolu araç sürücüsü geçme yasağına uymamış arkadaşlar. Diğer şıkları okumamıza hiç gerek kalmadı. Devamlı çizgiden, bakın devamlı çizgiden karşıya geçmeye çalışmış. Burada hem kendisini tehlikeye atmış, hem de 3 numarayı, hem de 2 numarayı. Bakın hepsini tehlikeye atmış arkadaşlar. Devamlı
yol çizgilerinde görüşe kapalıdır. Karşıya geçişi yasaklıyor. Kesik kesik çizgiler boyunca araçları sollayabilirsiniz. Devamlı yol çizgilerinde araç sollama yapamazsınız. Hemen geçtik diğer sorumuza. Şekildeki araç sürücüsü hangi kurala uymuyor? Şimdi net bir cevap var. Hız kuralına, araç geçme yasağına, park etme yasağına, sağ dönme yasağına. Şimdi sağ tarafta duraklamak ve park etmek yasaktır tabelamız var. Şurada görüyorsunuz değil mi? O zaman ne yapmış? Hemen getirmiş park yasağının olduğu yere aracını park etmiş ve terk etmiş aracını. Park etme yasağına ne yapmamış arkadaşlar? Uymamış. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 24. Burada neden özellikle dikkatli olmak zorundasınız diye bir soru sormuşlar. Çünkü yolun nasıl devam ettiği görülmüyor. Aynen öyle. Nasıl olduğu görülmüyor. 2. Çünkü yolun yüzeyi düzgün değil. Evet, bakın dikkat edin, düzgün değil. Her ikisi de değil mi? 1 ile 2'dir. Doğru cevap Bursa seçeneğidir. Geçelim hemen 25'e. 25. sorumuz animasyonlu bir sınav sorusu. Sağ dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir? Kesinlikle söylenir diyor bakın. Hız sınırlamasına uymadı. Dikkat edin burada, bakın şurada duruyoruz. Buraya kadar hiçbir hız yapmadı değil mi? Hiçbir hız yapmadan gayet yavaş yavaş geldi. Yani arkadaşlar burada hız sınırlamalarına uymuş değil mi? Hız sınırlama. Adana seçeneğini eledik. Bursa seçeneğini eledik. Denizli seçeneğini eledik. Sadece Ceyhan seçeneği kaldı. Ve devam ediyor araç harekete. Evet. Bakın. Hiçbir sinyali yok. Yaya geçiyor, yayaya yol vermiyor. Dönüş kurallarına uymadı. Burada 2 ile 3. 2 ile 3'ün olduğu seçenek hangi seçenektir? Tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, geçtik. 26. soru. Sürücüler araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1. Aracın yük ve teknik özelliğine göre. 2. Görüş, yol, hava, trafik durumuna göre. 3. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına göre. Tabii ki burada da dikkat ederseniz hepsine göre nedir? Uymak zorundadır. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 27. soru yine animasyonlu bir sınav sorusu. Arkadaşlar animasyonumuz hareket halinde sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yanlış olana bakacağız. Evet. Köprü üzerinde en fazla 60 km hızla ilerlemelidir. 60 gördüğünüz gibi bakın şuradaki 60 gitmesi gereken hız sınırıdır. Doğrudur. Bakın bir doğru. Köprü üzerinde sollama yapabilir. Köprü üzerinde sollama yapılmaz. Bakın dikkat edin daralan bir kaplamaya giriyoruz. Burası. Karşı yöne gelen yüksek tonajlı araçlara yol vermelidir. Kesinlikle yanlıştır. Köprü üzerinde durma veya duraklama yapabilir arkadaşlar. Burada da tabii ki asla yapamaz. Cevap Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, geçtik. 28. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez? Söylenemez. A. En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilebilir. Uyuşturucudan bahsediyor arkadaşlar. Uyuşturucu alan bir kişi
Araç kullanabiliyor mu ki en sağ şeritten gitsin? Kesinlikle yanlıştır, değil mi? Diğer şıkları da okuyalım. Burada cevabımız direkt otomatik olarak Adana çıktı. Bu kişilerin karayollarında araç sürmeleri yasaktır. Tabii ki kesinlikle. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır. Evet. Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Tabii ki. Cevabımız Adana seçeneğidir. Geçtik hemen 29'a. Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur? Orta şerit, hızlanma şeridi, tırmanma şeridi, yavaşlama şeridi. Otoyoldan, bakın şuradaki beyaz aracı görüyorsunuz, otoyoldan çıkıyor. Otoyoldan çıkış, arkadaşlar, ayrılma şerididir, yavaşlama şerididir. Diğer adıyla tabii ki denizli seçeneğidir. Otoyolla ilgili otoyola girerken hızlanma, bakın burada bir nolu araç da yine otoyoldan çıkıyor, yavaşlama şeridinden. Otoyola girerken hızlanma, otoyoldan çıkarken yavaşlama. Otoyollarda durmak, duraklamak, park etmek, geri gitmek, geri dönmek, U dönüşü yapmak yasaktır. At arabası, bakın at arabası. Lastik tekerlekli traktör, yayalar, el arabası kesinlikle otoyola girmesi nedir? Yasaktır. Otoyollarda asgari hızımız 40, azami hızımız 130'dur. Yap, işlet, devret otobanlarında hızımız 140'tır. Geçtik 30. Bu durumda nasıl doğru davranırsınız? Şimdi bakın burada gizli bir buzlanma işaretimiz var. Hızımı artırırım. Kere gizli buzlanmada hız artırılmaz azaltılır arkadaşlar. Birin olduğu seçenekte direkt ele. Bakın ele. Hepsini de ele. Ani manevradan kaçınırım. Kesinlikle yapılması gereken olay. Virajda sert fren. Virajda sert fren yaparım. Evet arkadaşlar. Virajda sert fren yaparım. Hızımı azaltırım. Evet azaltırım. Ani manevradan kaçınırım. Evet hızımı azaltırım. Ani manevradan kaçınırım. Tabii ki aynen arkadaşlar. Bursa seçeneğidir. Pardon. Burada Bursa seçeneği. Hızımı artırma değil azaltma söz konusu burada değil mi? Virajda sert fren yaparım olmaması gerekiyor. Üçün olduğu seçenekleri eleyelim. Pardon. Evet. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Geçelim. 31. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? 1 numaralı araca yol vermeli. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. Hızını artırarak kavşağa önce girmeli. Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı. 2 nolu aracı sormuşlar. Dikkat ederseniz 2 nolu aracı sormuşlar. 2 nolu araç sürücüsü tali yolda. Bakın tali yolda ne yapması gerekiyor? Ana yoldaki 1 nolu araca yol vermesi gerekmektedir. Cevap tabii ki Adana seçeneğidir. 32. soru aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır? Taşıt trafiğine kapalı. Adana seçeneğinde kamyonlar için yanındaki aracı sollaması yasaktır. Bursa seçeneğinde taşıt giremez. Denizli seçeneğinde motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır. Ceyhan seçeneğinde ise taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır. Burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 33. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Yanlış park edeni sormuş. Bakın. Aracımızın duruş pozisyonunu görüyorsunuz değil mi? Şimdi burada şu şekilde dursaydı eyvallah. O zaman 3 diyecektik ama burada yanlış park eden yalnız 3'tür. Bakın yalnız 3'tür. 1 ile 2
düzgün park etmiş. 3, yanlış park etmiş. Evet, yanlış park etmiş. Bu soruyu şöyle de sorabilirler. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar düzgün park etmiştir? Doğru park etmiştir. Tabii ki burada yanlış park eden 3'tü, doğru park eden 1 ile 2'dir. Evet, 1 ile 2. 34. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? Çok şeritli karayollarında sol şeritler sürekli olarak işgal edilmez. Sağ şeritler ise otobüs, kamyon ve tırlar için ayrılmış yolcu ve yük taşıyan araçlar içindir. Burada sol şeritler sürekli işgal edilmez dediğine göre sol şeritteki araçları tespit edelim. Hangileridir arkadaşlar? Sol şeritte bakın. 3 numara sol şeritte. Karşı şeride geçiyoruz. Sol şeritte olan 2 numara. Yani 2 ile 3 bulundukları şeritleri sürekli olarak işgal nedir? Edemezler. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 35. soru. Çocuklar lambada beklemektedirler. Yol hakkı sizde, sürücüde olmasına rağmen. Neleri hesaba katmanız gerekir? 1. Lambanın henüz yeşilden sarıya geçtiği an yola koşacaklar. Evet, çocuklar, bakın buradaki çocuklar yola koşabilirler mi? Kesinlikle koşabilirler. 2. Sabırsızlıktan dolayı kırmızı lambaya rağmen yola koşacaklarını, birbirlerini yola iteceklerini tabii ki şaka yapabilirler. Burada da hepsidir doğru cevap Denizli seçeneğidir. 36. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Hemzemin geçit, kontrollü demir yolu geçidi, kontrolsüz demir yolu geçidi, tramvay hattıyla oluşan kavşak. Şekilde dikkat ederseniz arkadaşlar tramvay hattı değil mi? Tramvayı kim kullanıyor? Vatman kullanıyor. Burada da Denizli seçeneğidir. Tramvay hattı. Tramvay hattını gördüğümüzde hızımızı azaltıyoruz. Tramvay geliyorsa ve tramvay hattında başka bir araç varsa ona ilk geçiş hakkımızı veriyoruz. Hemen geçelim. 37 gelsin. 37. sorumuz. Tabii ki animasyonlu bir sınav sorusu. Bakalım. Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapılmalıdır. Evet, yeşilden sarıya dönen trafik işaretini gördüğünde kırmızı ışığın yanması için beklemelidir. 3. Güvenle duramayacak mesafede ise geçişini tamamlamalıdır. Burada tabii ki araç sürücüsü trafik ışığı yeşilden sarıya döndüğü esnada devam etmiştir. Bakın yeşilden sarıya döndüğü esnada şurada bak. Biraz daha geri alalım. Şurada. Yeşilden yeşil yanıyor. Bakın. Evet, şurada hareket ediyor arkadaşlar. Burada hangisi söylenir diyor. Hangisi söylenir? Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltması kesinlikle doğrudur. Yeşilden sarıya dönen trafik işaretini gördüğünde kırmızı ışığın yanması için beklemelidir. Evet, kesinlikle değil mi? Yeşilden sarıya döndü. Daha sonra ne yanacaktır? Kırmızı yanacak. Güvenle duramayacak mesafede ise geçişini tamamlamalıdır. Yani kavşağa tam girdin, yeşilden sarıya döndü. Ne yapacaksın? Orada bekleyeceğim mi yoksa geçeceğim mi? Evet arkadaşlar, bu durumlarda güvenle duramayacak bir durum söz konusu ise geçişini tamamlaması en doğru harekettir. Tabii ki cevabımız burada Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, 38. Milli Eğitim Bakanlığı'nın teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verdiği belge aşağıdakilerden hangisidir? Sürücü belgesi, araç tescil belgesi,
motorlu araç trafik belgesi, motorlu taşıt sürücü sertifikası. Tabii ki arkadaşlar, sizler teorik ve direksiyon sınavlarına girdikten sonra size bir belge veriliyor. O belgenin adı nedir? Sertifikadır. Yani motorlu taşıt sürücü sertifikasını. Bu sertifikayı kim verir? Milli Eğitim Bakanlığı verir, değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı. Yani Denizli seçeneğidir. Sürücü belgesi, araç tekçir belgesi, motorlu araç trafik belgesi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verdiği belgeler arasındadır. Bilginiz olsun, evet. Hemen geçelim diğer sorumuza bakalım. İki şeridin birleştiği yerde iki numaralı taşıt sürücüsü ne yapmalıdır? İki nol, bakın. Dikkat ederseniz burada daraldı kaldı. Yani yola çıkacak, gidecek yeri de yok. Bakın burada ne yapması gerekiyor? Sola sinyal verip bir nol şeridin bulunduğu, aracın bulunduğu şeride girmesi gerekiyor. U dönüşü yapmalıdır. Yanlış. Birinci araca yol vermelidir. Kesinlikle doğrudur. Birinci aracı ikaz ederek durdurması yanlıştır. Dörtlü lambalarını yakarak beklemelidir. Arkadaşlar burada bir nol araca yol verip daha sonra yoluna devam etmesi en doğru harekettir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Trafiğe çıkan araçta tehcir belgesi ile birlikte aşağı hangisinin bulunması gerekir? Noter satış belgesi, kasko belgesi, trafik belgesi, karayolu uygunluk belgesi. Burada da tabii ki trafik belgesi zorunludur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 41. soru. Motor yağ kontrolü yapılırken yapılması gerekenlerin doğru sıralaması hangisidir? 1. Motor yağ seviye çubuğu çekilip temizlenmeli. 2. Motor yağ çubuğu tekrar yerine daldırılıp çekilip kontrol edilmeli. 3. Düz bir zeminde durulup motor kaputu açılmalı. 4. Yağ miktarının maksimum minimum seviyesi arasında olduğu görülmeli. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar aracın yağına bakılırken araç düz bir zeminde olması gerekiyor, değil mi? Cevabımız bir kere 3'ün olduğuna bakalım. 3. Önce düz bir zeminde olacak. Sonra yağ seviyesi çubuğunu çekip temizleyeceğiz. 3-1. Daha sonra motor yağ çubuğunu tekrar yerine daldırıp çekip kontrol edeceğiz. O zaman 3-1-2, 3-1-2 ve 4 olacak. Yağ maksimum minimum arasında iki çizginin arasında olduğuna ne yapacağız? Bakacağız. 42 benzinli motorlarda emme zamanında silindire hangisi alınır? Silindire hidrolik yağı, sadece hava, sadece yakıt, yakıt hava. Tabii ki sadece yakıt hava alınır benzinli araçlarda. Dizel araçlarda sadece hava alınır. Denizli seçeneği. 43. soru. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Karterdeki yağ miktarını. B. Depodaki yakıt miktarını. C. Soğutma suyu sıcaklığını. D. Radyatördeki su seviyesini. Burada hararet göstergesi yanıyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Bakın hararet göstergesi yanıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Soğutma suyu, değil mi? Sürücüye soğutma suyu sıcaklığını bildirir. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. 44. soru. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A. Motor gücünün artmasına. B. Fren hidroliğinin azalmasına. C. Motor sıcaklığının artmasına. D. Motor bloğunun çatlamasına. Sıcak su koydun. Ne yaptın arkadaşlar? Tabii ki çok sıcak bir radyatöre soğuk su koyduğun zaman motor bloğu çatlar. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. 45. sorumuza bakalım. 45. sorumuz şöyle. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? İkaz ışığımız yağ göstergesi. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. B. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir.
C. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. D. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontak kapatılmalıdır. Hareket halindeyken yağ göstergesi, şarj göstergesi, hararet göstergesi yandığında araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve kontak nedir? Kapatılmalıdır. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 46. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir? Yakıt tasarrufu sağlamak. Bakın arkadaşlar, hiç diğerlerini okumama gerek kalmadı bakın. Yakıt tasarrufu diferansiyel yakıt tasarrufu sağlamaz, değil mi? Diferansiyel şaftan aldığı hareketi aksar kanalıyla tekerleklere ne yapar? İletir. 47. Kullanma kılavuzuna göre belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir? Radyatörün, motor yağının, dikiz aynalarının, direksiyon simidinin. Çok ilginç cevaplar var bakın. Direksiyon simidi, dikiz aynaları. Arkadaşlar tabii ki motor yağı, değil mi? Motor yağı belli bir kilometreden sonra değiştirilmesi gerekiyor. Cevap Bursa seçeneğidir. 48. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? A. Aşırı hız yapmaktan kaçınılması. B. Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi. C. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. D. Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi. Bireye yapılan hak ihlalleri arkadaşlar tabii ki engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesidir. Cevabımız, evet, cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 49'a bakalım. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün yeşil ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolun neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi. Bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir. Öfke, bencillik, yergamlık, sabırsızlık. Öfke, bencillik, sabırsızlık bunlar olumsuz. Bakın dikkat edin. Davranış, olumlu davranıştan bahsediyor, değil mi burada? Dikkat ederseniz tabii ki yergamlıktır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Son soru, 50. soru. Kollarında 3 yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan, yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir? A. Etkili şekilde korna çalmalı. B. Etkili fren yapıp yayanın dikkatini çekmeli. C. Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli. D. Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalıdır. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz evet, Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar, son soruyu da çözdük. 50. soru. Hepinize başarılar diliyoruz. Daha önce atmış olduğumuz tüm soruları çözün. Kanalımızdaki ehliyetle ilgili konu ve soruların tamamını çözen bir aday 90'ın altında not almaz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde konu ve soruları çözdüğünüz zaman yüksek notlar alacaksınız. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.